Şimdi bir kişi bana şu soruyu soruyor. Hocam ben hayır diyemiyorum. Bana bir şey söylüyorlar. Ben her şeye evet diyorum. Ve bu sefer onların dediklerini yapmış oluyorum. Onlara bir çeşit kölelik yapıyorum. Onlar benim efendim oluyor. Çünkü hayır diyemiyorum. Peki ne yapmam lazım hocam? Bunlara hayır diyebilmek için ne yapmam lazım? Nasıl hayır derim diye taktik soruyor bana. Hangi cümleyi ben bunlara söyleyeyim? Nasıl hayır diyebilirim diye bana soru soruyorlar. Peki, şimdi şunu söyleyeyim. Lokal olarak sadece bir konuya odaklanmak, yani sadece hayır deme konusunda taktik vermek, lokal bakmaktır. Sorunu sadece bir köşesini çözmeye çalışmaktır. Sadece bir tarafını çözmeye çalışmaktır. Asıl problemin sebebi, kaynağı başka bir yerdedir. Aslında odur. Yani senin sorunun hayır diyememek değil. Belki özgüven sorunu, belki öz değer sorunun var. Asıl problem başka yerde. Ama sen hayır diyemiyorum diye problemi orada görüyorsun. O değil. Belki kendini değersiz görüyorsun insanların yanında veya yetersiz görüyorsun. Özgüvenin düşmüş, ondan olabilir. Ama sen sorunu hayır diyemiyorum diye adlandırıyorsun. Bir kere bu doğru değil değerli arkadaşlar. Yani asıl sorunun sebebi bu değil. Yani senin o sorunun sebebi bu değil. Senin sorunun başka yerlerde. Dolayısıyla böyle tek taktik vermek, tek yol göstermek doğru değil. Çünkü orayı düzeltirsin ama asıl problemi düzeltemezsin. Sorunun kaynağını çözemedikten sonra başka yerden patlak verecek. Hayır diyeceksin belki. Öğreneceksin, yolunu, yöntemini öğreneceksin. Ama onu düzelteyim derken başka yeri kıracaksın. Hani derler ya, kaş yaparken göz çıkaracaksın. Dolayısıyla olaya bütün bakmak gerekiyor. Yani ben sana aslında böyle kolay bir yöntem gösterebilirim. Nasıl hayır diyebileceğini sana öğretirim ve sen de söylersin. Ama sen o değilsin. Sen hayır diyeceksin sadece bir yöntem öğrenerek. Ama başka yerde bir patlak çıkacak. Sen o değilsin çünkü. Gerçek olmadığın bir insan olacaksın. Yani olmadığın bir insan gibi olunca özgüvenin belki daha çok düşecek. Kendine güvenin azalacak. Çünkü ben bu değilim. Başka yerden patlaklar verecek. Dolayısıyla basma kalıp bir çözüm üretmek, basma kalıp yöntem ve taktik göstermek sana en büyük zarardır. Senin gereken şey ne biliyor musun? Kendi karakterinin, şahsiyetinin, kişiliğin kalitesini arttırmak. Üzerine bir siper giymek. Hani virüs programları var değil mi bilgisayarda? Her türlü saldırı oluyor günlük olarak bilgisayara. Bu virüs programı ne yapıyor? Onları engelliyor. Dolayısıyla sen de aynı o şekilde siper giymen gerekiyor. Bütün olarak. Olaya bütün olarak bak. Çünkü senin hayatında karşılaşabileceğin birçok problem olacak. Birçok saldırı olacak bilgisayara. Virüsler saldırıyorsa o şekilde saldırılar olacak. Sen sadece hayır diyememe değil aslında senin problemin. Her tarafta problem olacak, karşılaşacaksın. Onun için şu şekilde zırh giymen gerek. Zırhı giydin mi sorunlar olsa da sana böyle çarpıyor, yıkılıyor aşağı. Yani sen sadece hayır diyememe konusunda sorun yaşıyorsan, hocam bunun taktiği, tekniği nedir diye sadece lokal çözmeye çalışırsan, kafa yapını değiştirmediğinden dolayı, bakış açını değiştirmediğinden dolayı, kafandaki kilitleri çözmediğinden dolayı sadece öyle yavan kalacak. Ama kafa yapını değiştirirsen, zırhı giyersen, o zaman sende bu otomatikmen olacak. Yani sen otomatikmen bakış açın değiştiğinden dolayı otomatik cevaplar vereceksin. Senin için sorun olmayacak artık. Yani hayır demek senin için çok normal bir şey olacak. Kendini daha iyi ifade edebileceksin. Bunlar kendi üzerinde çalışma yaparsan, zırhı giyersen oluyor. Otomatikmen kafa yapını değiştirmiş oluyorsun. Kafa yapını değiştirince de zırh giymiş oluyorsun zaten. Yani taktik, teknik sormadan önce ilk yapacağın şey bakış açısını değiştirmek. Kafandaki kilitleri çözmek. Şunu da sana kesin olarak söyleyebilirim. Sen tek başına kafa yapını değiştiremezsin. Çünkü içindeki o ses hep engel olacak. Başarınla senin aranda bu engel olacak zaten. O yüzden tek başına yapamayacaksın. Bunu
söyleyebilirim. Çünkü ömrünün tükenmesini istemiyorum. Yani şunu da diyebilirsin belki, ya ben bunu kitap okuyarak yapayım, YouTube videoları izleyerek çözebilirim diyorsun belki. Öyle düşünebilirsin, istersen deneyebilirsin ama yine 3-4 sene sonra bu videoyu tekrar izlediğinde göreceksin ki bir arpa boy ilerleyemeyeceksin. Çünkü tek başına ol. Yani şunu söyleyeyim, sen kitap okuyarak araba sürmeyi öğrenemiyorsun. Sen YouTube videosu izleyerek araba sürmeyi öğrenemiyorsun. Yanında dışarıdan üçüncü bir kişi olması lazım. Yanında dışarıdan başka birisi olması lazım. Bir şoför öğretmeni olması lazım. Sana arabayı sürmeyi öğreten. Bir yol gösteren gerekiyor. Yani senin danışabileceğin, devamlı ulaşabileceğin birisi olması gerekiyor. Danışabildiğin o uzman binlerce insana yardımcı olduğu için o senin için zaten düşündü. O senin yaşadığın problemleri binlerce kez çözdü zaten. O tak 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 diye çözüyor zaten. Yani sen köprüyü arayana kadar deli suyu geçiyor. Zaman tüketmiyorsun. Zamanı israf etmiyorsun. Hayal kırıklıklarına uğramadan o uzman sana yardımcı oluyor. Seni hedefine götürüyor zaten. Sen tek başına kendini analiz edemezsin. Çünkü bu zamana kadar analiz etseydin, problemin kaynağını bulsaydın bu bilgilerinle, o zaman zaten çözmüş olurdu. Hedeflerine ulaşmış olurdu. Dolayısıyla dışarıdan bir bakış açısı şart. Şimdi o zaman senin aklına şu soru geliyor. Peki hocam kime danışacağım? Sen sana benzeyen, senin kültüründe, senin değerlerine sahip, senin inançlarına sahip, sana uyum kurabilen, sana en yakın, aynı dili kullanan kan grubu gibi düşün. O uzmana danış. Örneğin Hristiyansan o zaman Hristiyan bir uzmana git. Müslümansan o zaman Müslüman bir uzman yanına git. Müslüman gibi görünenden bahsetmiyorum. Gerçekten o şekilde olan, Müslüman olan insanın yanına git. Sadece bu da yeterli değil. Başka kriter ne? Kaç kişiye yardımcı oldu? Kaç bin kişinin hedefine ulaşması için yardımcı oldu? Bu çok önemli. Bunun yanında teorisyenlerden bahsetmiyorum. Yani üniversiteden almış, akademiden almış, öğrendiklerini ezbere böyle, hani ezbere okuyanlar var ya, o uzmanlardan bahsetmiyorum. Gerçekten anlattıklarını kendisi de yaşıyor mu? Birebir yaşıyor mu? Pratiğe geçiriyor mu? Hayatına yansıtıyor mu? Uyguluyor mu? Ona bakacaksın. Ve bu kişi senin durumunu anlayabiliyor mu? Halktan birisi mi? Yani yukarıdan değil de senin düzeyine inip seni anlayabiliyor mu? Mesela sen Avrupa'da yaşıyorsun, gurbette yaşıyorsun. Türkiye'den bir uzman seni anlayabilir mi? Bir düşün. Senin yaşadıklarını yaşadı mı o? Veya sen iş insanısın, iş hayatındasın, ticaretle uğraşıyorsun. Bir uzman, ticareti bilmeyen bir uzman sana gerçekten danışmanlık yapabilecek mi? Seni anlayabilecek mi? Onun da ticari bir geçmişi, tecrübesi var mı? Şunu demek istiyorum. Sadece teori bilgisi değil, pratik bilgisi gerekli değerli arkadaşlar. Uygulamak, icraate geçirmek. Lafla peynir gemisi yürümüyor çünkü. Fakat sadece pratik değil, teori de gerekiyor. İki taraf da gerekiyor. Dengeli, yani iki kanatlı kuş gibi düşün. Burada vermek istediğim mesaj şu. Bir, bakış açını değiştir. İki, uzman rehberliğinde devam et. Üç, uzmanı doğru seç. Eğer sen de bu konularda sana yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'da yaşayan gurbetçilere düşünceleri, duyguları, davranışları yönetmeyi pratik ve uygulamalı bir şekilde onlara adım adım göstererek daha başarılı ve daha huzurlu olmaları için onlara yardımcı oluyoruz. Yani bizim programlarımıza katılan kişiler kendilerini gerçekleştiriyorlar, kabuklarını kırıyorlar, iş hayatlarında daha başarılı oluyorlar, ailelerinde daha huzurlu oluyorlar, daha sağlıklı oluyorlar ve sevdikleriyle beraber daha huzurlu bir yaşam yaşıyorlar. Eğer sen de binlerce insana yardımcı olduğumuz gibi sana da yardımcı olmamızı istiyorsan, senin elinden tutup arzuladığın hedefe adım adım yol göstermemizi istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için hemen bu videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Biz seninle telefonla iletişime geçeriz. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.